Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Çolakoğlu bizlerle. Sayın Çolakoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Çolakoğlu, Eylül ayındayız. Bir yandan okul sezonu açıldı ama yine de tatil sezonu birçoğumuz için devam ediyor. Ben özellikle turizmde 2022-2023 sezonunda şu ana kadar gerçekleşen sonuçları değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle de beklentiler çok mu yüksekti? Acaba beklentilerin altında mı kaldı diye sormak isterim. Teşekkür ediyorum beni yayına davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Öncelikle 2022 yılında ne gerçekleşti ülkemizde, ne kadar misafir ağırladık, bu ağırlamış olduğumuz misafirlerimizden ne kadar bir gelir elde ettik, onu bir hatırlatmak istiyorum ben. 51,5 milyona yakın bir misafirimizi ülkemizde ağırladık ve ağırlamış olduğumuz bu misafirlerden de yaklaşık 46,5 milyar dolar da gelir elde etmiştik. Yıla başlarken 2023 başlangıcında hedeflerimizi de biz bu rakamları öngörerek 60 milyon turist, 56 milyar dolar da gelir elde edeceğiz diye hedef koymuştuk biz. Aslında bu koymuş olduğumuz hedefler afaki hedefler değildi. Ulaşılabilecek olan rakamlardı bunlar tabii ki. Ama bir takım biliyorsunuz turizm dünyada ve ülkede yaşanılan bir takım ani gelişmeler ve olumsuzluklardan en hızlı etkilenen sektörlerden bir tanesi. Ama bu etkilenmenin karşılığında da çok hızlı bir reaksiyon göstererek en hızlı toparlanan sektörlerden bir tanesiyiz. Sezona başladığımız dönemde gerçekten ilk birkaç aya baktığımız zaman elde etmiş olduğumuz rakamlar bizi bu hedeflere ulaşma konusundaki öngörülerimizi doğrulamaya başlamıştı. İlk 5 ay içerisinde gerçekten 15 milyonun üzerinde bir misafir ülkemizde ağırlamaya başladık. Bu gidişat yıl sonundaki 60 milyon turist hedefine yaklaşacaktı. Ki az evvel biz Antalya ile ilgili olarak hani en fazla misafir ağırladığımız şehir olarak Antalya'ya baktığımız zaman da Antalya'da Ocak, Ağustos sonundaki rakamlarda gerçekten bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman %20'lik bir misafirlerde artış gözüküyor. Evet, biz de rakamlara baktığımız zaman rekorlar kırıldığını, hatta şimdi 11,5 milyon turistin Antalya'ya geldiğini ve yıl sonunda da 15 milyonu bulması beklendiği şeklinde haberler de var, taze haberler de var. Var, var. Kesinlikle evet. Rakamlar doğru. Ben de hafta başında arkadaşlarımdan, Antalya'daki arkadaşlarımdan görüştüğümde almış olduğumuz hedefler buydu. Hatta Antalya'nın şöyle de bir hedefi var. Yıl sonunda bu 11,5 milyonluk rakam 15 milyona çıkartmayı hedefliyorlar. Ki bu şekildeki yoğunluğumuz devam ederse yıl sonundaki hedefimizde Antalya için 15 milyonu rahat yakalarız. Antalya'nın 15 milyon misafir yakalaması şu anlama geliyor. Ülkenin genelinde de baktığımız zaman o sezonun başında koymuş olduğumuz 60 milyon rakamını rahatlıktan yakalayabileceğimiz öngörüsündeyiz. Tabii ki burada bu rakamları yakaladıktan sonra önemli olan hani kişi sayılarını yakalıyoruz, ülkemize gelen ağırladığımız misafirleri yakalıyoruz ama önemli olan burada ağırlamış olduğumuz bu misafirlerimizden biz hedeflemiş olduğumuz gelirleri elde edebiliyor muyuz? Buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Gelir ne kadar odaklı döviz bırakıyorlar sonuç olarak. Evet, ülkemizdeki bırakmış oldukları döviz miktarı çok önemli. Bunun için işte neler yapmamız gerekiyor? Bu konuda hem konaklama sektöründe çalışanlar hem de yiyecek içecek ve eğlence sektöründe çalışanlar olarak ülkemize gelen misafirlerin daha fazla döviz bırakmaları için neler yapmamız gerekiyor? Bu konuda da çalışmalarımız var. Çalışmalar yapmak zorundayız tabii ki. Burada rakamlarla ilgili olarak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu sadece Antalya genelinde de değil, tüm Türkiye genelinde rakam ülkemize gelen insanların konakladıkları yerlerle ilgili sıkıntılarımız da var. Yani ülkeye giren kişi sayısıyla
özellikle de bizim tesislerimizde, konaklama tesislerimizde kalan kişiler arasında rakamsal olarak ciddi farklar var. Hı hı. Bunları çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz biz. Çünkü biz özellikle de Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan tüm tesislerimizin hepsi her günlük misafirlerimizi bağlı bulunmuş olduğumuz kolluk kuvvetlerine zaten bilgilerini aktarıyoruz. Yani ülkenin sınır kapısından giren sayıyla ülkenin işte emniyete bildirmiş olduğumuz rakamları karşılaştırdığımız zaman arada gerçekten farklar çıkıyor. Bu farklar da hani böyle %1, %2'lik farklar değil, ciddi anlamda hı hı. farklar ortaya çıkmaya başladı. Nedir bunun sebepleri peki? Yani hani otellerde olması gereken, işte yeme içme alışveriş mekanlarında olması gereken turistler neredeler peki? Evet, biliyorsunuz son dönemlerde aslında sağ olun sizler de gündeme getirdiniz, basında gündeme geldi. Özellikle de bu günlük kiralık evler, Airbnb üzerinden kiralanan evlerle ilgili olarak biz bu konuda birkaç senedir rahatsızlıklarımızı dile getiriyorduk. Gerçekten ülkemizdeki aslında en büyük sıkıntılar sadece turizm sektöründe değil, diğer tüm sektörlerdeki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kayıt dışılık. Kayıt dışı olduğu süre içerisinde gerçekten bunun ülke ekonomisine hiçbir katkısı yok. Turizm sektöründe de en büyük bizim için problemlerden bir tanesi de kayıt dışının olması. Evet, gerçekten ülkeye giren turist sayısıyla, misafir sayısıyla konaklama tesislerinde ağırlanmış olduğumuz misafir sayıları arasında ciddi rakamlar, farklar var. Bu insanlar yani çok belki kötü bir tabir olacak ama parkta yatmayacaklarına göre, parkta konaklamayacaklarına göre mutlaka bir konaklama yerinde, bir evde, bir yerde konaklıyorlar. Sonuçta akrabaları da yok yani burada akrabaları diyebiliyoruz. Da herhalde. Tamam, başkanım tamam, gelenlerin... şöyle bir durum var. İstanbul'da yine turistik mekanlarda, Fatih'te, Eminönü'de evet bir takım yerler butik otellere ya da butik yerlere dönüştürülmüş durumda. O Airbnb diye bahsettiğimiz günlük ya da 15 günlük, bir haftalık kiralıklar turistlere dair yapılıyor. Ama bunu İstanbul'da olduğu takdirde insanlar o kadar çok artık her şeye aşina ve hemen el koyabiliyor ki bunları hemen bir takım görevlilere bildirebiliyorlar. Ama Antalya'da durum öyle değil. Özellikle Covid'den sonra Antalya'ya yerleştiklerini biliyoruz turistlerin ve gelenlerin zaman zaman kendileri ev sahipleri kalıyor. Sonrasında akrabalarında ve sonrasında yabancıların yabancılara kiraladıklarını biliyoruz. Bunun önüne nasıl geçilecek? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Var. Bununla ilgili biz... Haziran ayı içerisinde Kültür Turizm Bakanımızı ziyarete gitmiştik. Ziyaretteki en önemli konularımızdan bir tanesi de buydu zaten. Hem Kültür Turizm Bakanlığımız hem de bu konuyla ilgili olarak diğer bakanlıklar arasında bir çalışma başlatıldı. Biz hani bu tür uygulamalara, bu tür işletmelere karşıyız anlamında değiliz. Ama önemli olan bütün bunların kayıt altında olabilmesi, belgelendirilmiş olabilmesi ve yapılan bu işten dolayı da ülke ekonomisine katkı sunacak olan, yani ben nasıl çalıştırmış olduğum personelimin işte SGK'sını ödüyorsam, gerekli vergilerimi ödüyorsam, gelir vergimi ödüyorsam, KDV'mi ödüyorsam, ülke ekonomisine katkı sunuyorsam, aynı şekilde bu tür işletmeleri kayıt altına alıp bu tür işletmelerin de bizim ödemiş olduğumuz gibi ülke ekonomisine katkı sunacak olan yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz tabii ki. Bu bütün dünyada da var zaten. Buna itiraz etmiyoruz ama gerçekten son bir sene içerisinde özellikle de Antalya genelinde korkunç derecede bu şekilde kendi içleri içerisinde bir sistem oluşturup işte kendi emlakçılarının oluşturulduğu ve emlakçılar üzerinden çoğunluğu da yapılıyor. Gerçekten işte hatta birkaç gün öncesinde bir haber çıktı. Antalya'da işte bir iş adamı iki tane blo satın alıp, yani 80 tane daireyi satın alıp bunu otel gibi işletmeye başladığı da gündeme geldi. Bu tür örnekler var tabii ki. Düşünün, biz tabii ki bir dönem ülkede yabancıya konut satışıyla ilgili olarak uygulamalar yaptık, teşvikler de verdik. Ama satılan konutların gerçekten konut olarak kullanılmadığını
denetleyemedik, denetlemiyoruz da. Bakıyoruz aynı evde bir hafta bir başka aile konaklıyor. Bir hafta sonra bir bakıyorsunuz bir başka aile konaklıyor. Bunun hiçbir yerde kaydı yok, tipçi yok. Bu işin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de güvenlik sorunu var. Yani güvenlikten ilgili olarak hiçbir şeyi kontrol altında tutamıyoruz. Ve bu gerçekten ticari anlamda da bakıldığı zaman ülkede çok ciddi bir yatırım stoğuna sahip olan, çok ciddi bir yatırıma yön veren ve yapmış olduğumuz bu yatırımlardan da 54 tane sektörü doğrudan etkileyen konaklama sektörüne çok ciddi anlamda darbe vuran bir uygulama olmuş oluyor. Onun için Kültür Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde diğer bakanlıklarla birlikte bunun kontrol altına alınması için bir çalışma yapılmakta. Umarım en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulup bu kanunlaşıp kontrol altına alınacak olan bir kanun çıkartılacağını ümitle bekliyoruz biz de. Başkanım bir de fiyat yüksekliğinden çok fazla hem yerli hem yabancı turistin yakınmaları var. Hatta ünlü isimler bile özellikle bu Muğla'da, Bodrum'da çok fazla yüksek rakamlardan şikayet edip bunu sosyal medyalarda dile getiriyorlar. Ve gördüğümüz kadarıyla yabancı destinasyonların bu anlamda alternatif olduğunu da görüyoruz. Madem yüksek bu kadar rakamlar, bunun önüne geçilmesi için de bir çalışma var mı? Yani yarın öbür gün Türkiye artık çok pahalı. Farklı ülkelere hem yerli hem yabancı turistin yönelmesi durumu söz konusu olacak diye önüne geçilmesi için bir takım çalışmalar da var mı? Şöyle, bu tabii ki fiyat artışları son dönemde ülkemizde yaşamış olduğumuz enflasyon rakamlarından kaynaklı olarak gerçekten fiyatlar yükseldi. Burada uç örnekleri alıp bunun üzerinde bir genelleme yapmak bence doğru değil. Evet, tabii ki Bodrum sadece bu sene değil, bundan önceki dönemlerde de bu fiyatlar konusunda hep gündemdeydi. Bence bu gündemde olmasının bir sakıncası da yok. Belki de bu da bir pazarlama yöntemi, bu da bir reklam yöntemi de olmuş olabilir aslında. Çünkü dünyada bu tür uygulamalar, bu tür şehirler, bu tür destinasyonlar zaten var. Ama bunun ülke geneline baktığımız zaman ülke genelinde de hem özellikle de iç turizm hareketliliğinde fiyatların yüksekliğinden dolayı ciddi anlamda bir olumsuz etkisi oldu tabii ki. Bunu biz neden hissettik? Özellikle de bizim için çok ciddi bir hedef pazar olan Almanya'da, yani yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da ülkemizi ziyaret ettiği bir dönemde biz Temmuz-Ağustos ayları içerisinde özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan ülkemizin de artık pahalı bir ülke olduğu konusunda bir takım serzenişlerde bulunduk. Ama bu şu tabii ki enflasyonla gelen bu artışlar, maliyet artışları tabii ki işletmeciler tarafından fiyatlara yansıtıldı. Ama burada o üç çok yüksek fiyatlı satışların yapıldığı örneklemeler ülkenin geneline mal etmek bence doğru değildir. Evet, tabii kesinlikle. Ki bir lüks anlayışı var, bir lüks misafir ağırlama şeyi var, lüks konaklama tesisleri olduğu gibi lüks yeme içme tesisleri de var. Oranın da bir hedef kitlesi var, oranın da bir o ürünün de bir alıcısı var tabii ki. Bazen böyle sanki mesela işte örnek vermiş olduğumuz ilçemizin tüm restoranlarında, tüm işte beachlerinde, tüm yeme içme noktalarında aynı fiyatlar uygulanıyormuş gibi de bazen böyle bir algı da yaratılabiliyor. Ama bu doğru değil. Tabii ki marka yerlerde farklı fiyat uygulayan yerlerin de olması bence bir alternatiftir. Çünkü bazen gerçekten bizim luxury segment diye tabir etmiş olduğumuz misafir kitlesinin de bu fiyatları ödeyebileceği arayışlar içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlarla satış yapan tesislerin de olması ülkenin turizm çeşitliliği anlamında bir gerekliliktir diye düşünüyoruz biz. Ama bu tüm ülke genelinde uygulanacak olan zaten bir uygulama değil. Ama bu seneki fiyat artışlarının en önemli etkenlerinden bir tanesi ülkemizdeki enflasyon rakamlarının yükselmesi. Dolayısıyla da üretici olan konaklama sektöründeki tesislerin
ve yeme içme tesislerinin maliyetlerinin girdilerinin artmasının fiyatlara yansımasının bir sonucu olmuştur. Umarım ülkedeki alınan tedbirler sayesinde enflasyon rakamları düştüğü süre içerisinde de ülkemiz halen özellikle de Avrupa'daki misafirlerimiz için cazibesini koruyan bir ülke haline gelmiş olacaktır. Sayın Başkanım, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Tatil hipi hepimiz için çok önemli, çok değerli. Gerek lüks olsun, gerek yurdumuzun güzide yerleri olsun, hiç fark etmez. Tatil hepimiz için çok çok önemli. Bu anlamda da katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizim bir sloganımız var. Ben bunu birkaç senedir söylüyorum. Tatil bir lüks değil, tatil herkesin hakkı. Dolayısıyla ülkemizde çok farklı şekillerde, farklı bölgelerimizde alternatif tatil yapabileceğimiz çok fazla tesisimiz var. Tatilden asla vazgeçmeyeceğiz, turizmden asla vazgeçmek yok. Teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çolakoğlu yayın konuğumuzdu. Ve bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.